Sayın Divan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıymetli üyeleri, delegeleri, sevgilerimle, saygılarımla hepinizi selamlıyorum. Buraya, bu noktaya Tekirdağ sınırlarından 55 kilometre mesafeden Çerkezköy Belediye Başkanı sıfatını ikinci defa elde etmiş bir kardeşiniz olarak oradan buraya geliyorum. Şunu ifade etmek istiyorum. Büyük Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin bütün fertleri olarak bugün bu salonda coşkuyla bir aradayız. Derdimiz, tasamız Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarının nasıl gerçekleşeceği olmalıydı. Derdimiz, tasamız 2014'te 12-0 yapan Cumhuriyet Halk Partisi 2019 yerel seçimlerinde 4 belediye başkanını kaybettiğini, nasıl bunu gerçekleştiğini ve bu hataları nasıl geriye döndürürüz, bunları konuşmamız gerekiyordu belki de. Ancak birlik ve beraberlik mutlulukları atarak bu kürsüde konuşmaya çalışanlar, ayrılıkları, ayrışmaları konuşarak, ayrışmalardan uzak olalım diyerek, ayrışmanın periştahını yaparak bu kürsüden konuşanlara sesleniyorum. Bu partide, bu çatı altında hiçbir zaman ayrılık nedir, ayrıcalık nedir bilmezdik. Bir tarihten sonra öğrendik bütün bunları. Ve maalesef birini Cumhuriyet Halk Partisi'ni nasıl iktidara getiririz, bunun için nasıl mücadele ederiz demeklerine ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden nasıl sebeplenirim, kendime nasıl siyasi bir cephe elde ederim maalesef çalışmasını yaptılar. Bugün o kişiler bazı sıfatları Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden elde etmiş olabilirler. Ancak bu gidiş doğru bir gidiş değildir. Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çerkezköy ilçesinde 15 bin farklardan 5 bin fark atarak yerel iktidarı kazandığı bir belediye başkanı kardeşimiz olarak konuşuyorum. Biz tüm bunları Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çerkezköy'deki emekçi örgütüyle beraber yaptık. İktidarı kazıya kazıya nasıl elde edilir? Birlik, beraberlik, dayanışma nasıl sağlanır? Bunları sağlayarak bugünlere kadar geldik. Ayrışmaları bir kenara attık. Kavgaları bir kenara attık. %50'nin üzerinde oyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çerkezköy'de bayrağını dalgalandırdık. Şimdi bugün bu kürsüde konuşanlar ayrılıklardan, ayrışmalardan neden öyle diyerek, isim vererek, telaffuz ederek bunları söyleyenlere sesleniyorum. 2014'te belediye başkanı oldum, 2019'da yeniden oldum, o arada 6 tane seçim geçirdim. 3 tane genel seçim, referandumlarla beraber 6 seçim çalışmasında belediye başkanı olarak bütün çalışmanın içerisindeydim. O dönemlerde belediye başkanı sıfatı olarak milletvekili seçimlerinde bu birlikteliği sağladık, buyurun gelin dendiğinde hiç kimse gelmedi. Sorumluluğun sahibinin esas sahipleri o Mayıs etrafında toplanamadı. Toplanmadı, gelmedi. Bu temeli, bu ayrıcalığı yapanlar, bu ayrıştırmayı bu partinin içerisine sokanlar sağladı. Şimdi o yüzden bugün kimse o zaman niye böyle oldu, şimdi niye böyle oldu diye kendilerini birilerinin sözcüsü ilan etmesin. Kim kimin manevi oğludur, kim kimin manevi babasıdır ben bilmem. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldim. O yüzden herkes kim kimin manevi çocuğu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ferdi olduğunu bir kere daha farkına vararak davransın. Birileri yine buradan bütün Tekirdağ'a kendilerine göre dizayn etmeyle kalkmasın. Dizaynın sahibi burada. Dizayn edildikten 600 tane ilk kongre delegesi. İsteyen aday çıkarır,
neler istediğini yazar. Hiç kimse delegenin özgür vermesi üzerinde konuşmaya çabalamasın. Bu yön vermeye çalışmalar, bu benim dediğim olsun demeler Tekirdağ'da yerel seçimde kayıplara sebep oldu. Bunları görmek zorundayız. Kapaklı'da 8500 seçim kaybettik. Kapaklı'mızı kaybettik, içimiz yandı. Ayrabolu'yu kaybettik. Süleymanpaşa'yı kaybettik. Ereğli'yi kaybettik. O yüzden Cumhuriyet Halk Partili'yim diyenler bu kürsüde tanışma toplantılarında konuşacaktım ama dayanamadım, şimdi konuştum dedikleri için bu konuşmayı yapmak zorunda kaldım. Ben ayrışmaların ne olduğunu birilerinden öğrendim. Ancak o ayrışmaları yapmadan bu partideki herkesi birbirine yaklaştırmak için mücadele ettim. Hepimiz edeceğiz. Buna inanıyorum. O yüzden kendi kişisel kimlerimizi, konuşma yerinin burası olmadığını bir kere daha hatırlatıyorum. Kişisel dertlerini, kişisel tasalarını, kişisel siyasi gelecek hesaplarını yapma adresi bu mikrofon değildi. Maalesef gerçekleşti. Bir daha olmamasını temenni ediyorum. Bir tek yolumuz var. 2023'te Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı için beraberce çalışmak. Ve daha sonra 2014'te yaşadığımız 12-0 hedefini 2019 yerel seçimlerinde bir kere daha sağlamaktan başka çaremiz yok. Ben bu duygularla bir kere daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tekirdağ'daki tüm delegelerini, üyelerini, gönüllülerini, birlik ve beraberliği kalpten yapan tüm Cumhuriyet Halk Partileri sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum.